Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş geldi, ilk defa geliyorlarsa. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben de gayet iyiyim. Sizinle şöyle bir kenar örneği paylaşacağım. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ben şimdi şöyle tepeden başladım. Burayı bu yaptım. Ve buradan da devam ediyorum şimdi. Şuradan beraber gidelim diye yapalım diye. O sebepten şimdi arkadaşlar şöyle 3 zincir çekiyorum. Belirli aralarla buralara alt zeminle oluşturuyorum. Aynı zamanda dikiş yerine de geçiyor. Siz de dikiş imkanınız yoksa bu şekilde peçetelerinizi, mendillerinizin kenarını bu şekilde tığlayabilirsiniz. Üçer zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar battım. Gördüğünüz gibi şöyle köşeme oluşturdum. 1, 2, 3. Şöyle tam tepeye battım. Kaydırdım arkadaşlar. Aynen birleştirdim şöyle. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. 1, aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Ve hemen şu tepeye batarak ilmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İki ta ikili kanadı şuradan. Pardon, özür dilerim arkadaşlar. Yuvanın içine giriyoruz. Yuvanın içine gir. Şu yuvamın içine bir sık iğne ile girdim. Onu söylemeyi unuttum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şu ikili kanadı alarak şöyle pimpirik yapacağım arkadaşlar. 5 zincirde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da ortadaki 7 oluyor. Kenardaki 5. Şöyle bunu da yaparak pimpiriğimi oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekil tekrar şöyle ikili kanatlar alıyorum. Oraya yapma çekip sık iğne yapıyorum. Yuvamın içine tekrar battım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi şu tepeye batıyorum arkadaşlar. Ve ipimi şöyle kaydırıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Aynı yeri trabzandan dolduruyorum. 2 tane trabzan yaptım. Şimdi karşıya geçtim. Şu tepeye battım. İpimi kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve tekrar aynı yeri 1, 2 tane trabzan yaptım. Karşıya battım. İpimi kaydırdım. Şimdi yuvamın içine girdim. Sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkili kanadı tutar alarak pimpirimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkili kanadı tuttum. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar şöyle ikili ikili alın arkadaşlar. Örneğiniz bozuk olur. Tekrar yuvamın içine bir sık iğne yaptım. Şu yanındaki sık iğneye battım. Kaydırdım. 1, 2, 3. Bunun içini 3 tane 2 tane dolduruyoruz. Zincirin 3 oluyor arkadaşlar. O yüzden 3 diyorum. Sonra buraya batıyorum. Kaydırdım. 1 2 3. Karşıya şimdi ipimi kaydırdım. Batıyorum ve içinden kaydırıyorum. Şöyle örneğimizi göstereyim. Örneğimiz bu şekil oluyor. Şu şekil arkadaşlar. Çok kolay, güzel bir örnek oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Örneğimizin yapılışı böyle. Tekrar buraya geldiğimizde de yine
Bunun aynısını buraya yapıyoruz arkadaşlar. Arada 2-2 olduğu için 2 tane de bir tane daha buraya bundan yaptığımızda örnek köşemiz tamamlanmış oluyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah güzel beğenmişsinizdir. Şimdi şöyle burayı tamamen dolaşmama zamanımı alır diye sizinle paylaşmak için şuradan yarı başladım ve örneğimi böylece tamamlamış oldum. Eğer yaparsanız arkadaşlar ipiniz ince olursa birazcık daha arası açık oluyor. Benim ipim biraz kalın olduğu için öyle oldu. Şu pimpirikten bir tane daha yapayım arkadaşlar, tam pekiştirmek amaçlı. Ondan sonra videomu bitireceğim. Şimdi buraya da girdikten sonra şu yuvamın içine şöyle batıyorum. Battım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İkili tuttum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Ortadaki ikili kanadı tutuyoruz. Onları tek tutarsanız şeyleriniz bozuk olur. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere sık iğneyle battım. Yanındakine de şöyle kaydırdım ipimi. Ondan sonra 1, 2, 3 diyerek aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya da trabzanımı yapıyorum. Ondan sonra karşıya kaç yapıyoruz, batıyoruz. Şu şekilde örneğimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu şekilde tamamlıyordum, örneğimi bitirdim. Bütün bir köşeyi zaten dolandığımızda güzel bir örnek çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ben akşamları saat 8'de video yayınlıyorum. O saatte görüşürüz. Hoşça kalın.